Çok mu kızgınsın sen bana? Valla bak deden bana söz verdirdi. Tamam, söylemez miyim yoksa? Ben zamanı gelince konuşacağım dedi. Tamam tamam canım. Ya o kadar mühim bir şey değil. Yok yere kırmayalım birbirimizi. Şu yarımızı beşiğine koy da. Rahat rahat uyuyalım seninle. Valla Mehmet yeni sakinleşti. O kadar huysuzluk yaptı ki canımdan bezdirdi valla. E şimdi beşiğine yatırsam yine durmayacak. E sen zaten maşallah çok deli uyuyorsun. Ya ne yapacağız o zaman? Şöyle yapsak. Sen diğer odada yatsan. Valla sadece bu gecelik. Hı? Lütfen. Ya Mehmet lütfen yapma. Gerekmiyor muydu? Tombul Yüce. Gel bakalım. Babayı uyandıralım. Minik yaramazım benim. Babası. Mehmet. Bak kızın geldi yanına. Oh, oh bebeğim. Kızım. Sen bırak kızımı benim yanımda git. Biz baba kız bütün gün uyuyacağız. Öyle mi? Beni istemiyorsunuz yani. İyi tamam ben de giderim. Vallahi ağlarsa gelip bakmam. Şşt, aa sakın. Yani sen olmadan hiç olur mu hayatım? Yalancısın sen. Bak bir daha anne kız olup beni sakın odadan dışarı atmayın. Yoksa bozuşuruz. Tamam peki. Bundan sonra kızın beşiğe yatıracağım. Biz de ayrılmayacağız. Şimdi üzerine düşeceksin çocuğun. Bu sefer elimden kurtulamayacaksınız hanımefendi. Ah güzelim gel gel. Tamam tamam tamam. Yok tamam tamam tanem tamam tamam. Tamam 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 tamam. İstediklerinizi yerleştirdim Dilruba Hanım. Sağ ol. Dilruba Hanım. Sizden bir isteğim olacaktı. Söyle canım. Öğleden sonrası için izin isteyecektim. Yeni bir evle konuştum da iş için. Belki anlaşacağız. İyi bir aile. Yeni ev mi? Aşk olsun yani. Ama Dilruba Hanım, siz gidince ben ne yaparım? Ne yer, ne içerim? Nerede kalırım? Tabii ki benle kalacaksın. Bunca yıl hizmet vermişsin bana. Seni hiç zor durumda bırakır mıyım? Ben neredeysem sen de oradasın. Sahi mi? Öyle tabii. Onları arayıp gelmeyeceğini söyle. Bir an önce de toplamaya başla eşyalarını. Baş üstüne. Allah razı olsun efendim. Hadi hadi, çabuk tut elini. Günaydın anne. Anne. Günaydın. Günaydın. Annelerin en güzeli.
Hadi gül oğluna. Anne, ya özür diledim ya kaç defa. İnan ben de böyle olsun istemem anne. Hani o adamın meseleleri kapanmıştı? Evet, kapandı. E o zaman lütfen tavır yapma bana. Benim tavır falan yaptığım yok çocuğum. Dedem kalktı mı? Konuşacak mısın? Ne diyeceğimi bilmiyorum ama konuşsam iyi olur. Odasında çocuğum. Sakin sakin. Dedeni kırmadan konuş evladım. Tamam, merak etme. Bitmişti de şey, acaba dışarı çıkarken yenisini alsın. Ah, özür dilerim, gidiyorsunuz diye panikledim birden. Yeni mama aldım dolapta. Eğer bir de bir şey olursa gün içinde ararsın beni. Tamam. Zeynep, bir kahve yapsana bana.